Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ulaşılan son bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında oldukça kritik ifadelere yer verdi. Bildiğiniz gibi son dönemde Yunanistan'la aramızdaki gerilimler had safhaya çıkmış durumda. Özellikle şu anda gündem olan, geçmişte de olduğu gibi Kıbrıs meselesi. Erdoğan, katıldığı canlı yayında oldukça net ve sert ifadeler kullanmaktan çekinmedi. Bu işin sonu nereye gidecek artık bilmiyoruz ama bu meselenin artık raydan çıktığı kesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine baktığımız zaman Erdoğan aynen şu şekilde konuştu. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri, her şeyden önce NATO'da beraber olduğumuz üyeler ve ülkeler arasında adil davranmıyor. Şimdi Yunanistan NATO'da beraber olduğumuz bir ülke ama Türkiye de NATO üyesi bir ülke. Kaldı ki Türkiye'nin NATO'daki durumuyla Yunanistan'ın NATO'daki durumunun mukayese edilir bir yanı yok. Biz NATO'da ilk 5 içerisindeyiz. Yani 5, 6 veya 7. sıradayız. Neyle? Yaptığımız ödemelerle, hem kara kuvvetleri ve verdiğimiz güçle. NATO'da bu kadar önemli bir konumda olan bir ülkeyiz. Şimdi Amerika'nın bu adalara gerek Midilli'ye, gerek Sisam'a bu kadar yüklü silah, mühimmat, araç ve gereç göndermesi kabul edilebilir bir şey değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda bunlara vermiş olduğu zırhlı araçlarda, bunları buraya konuşlandırmaları falan, bütün bunlar insansız hava araçlarıyla tespit edildi. Tabii bunları tespit etmekle kalmadık. Amerikan zırhlıları nihayetinde bizi tehdit etmek için kullanılıyor. Ama onlara sorduğun zaman ne diyorlar? Biz bunları Rusya için kullanacağız. Bunun için burada böyle bir konuşlanma yapmış bulunuyoruz diyorlar. Amerika'ya diyoruz ki, Türkiye gibi bir müttefik bulamazsınız. İşine geldiği zaman bunu böyle söylüyorsun. Yine Amerika ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. Birleşmiş Milletler'e son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik. Durumdan haberdar edelim. Sonra bize şunu söylemesinler. Siz bizi haberdar etmediniz. Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor ve görüşmeden de kaçıyor. Burada tabii bir şey çok önemli. Buralar biliyorsunuz ki hukuki ifadesiyle gayri askeri statüde. Şimdi biz burada uluslararası yargı yolunu bunların tıkadıklarını görüyoruz. Uluslararası hukuktan yanaysan neden görüşmeden, mahkemeden kaçıyorsun? Bu adaları bir defa silahlardan arındırmaları şart. Lozan'a göre buralar özel bir statüye tabi. Yunanistan'da toplam 9 adet Amerikan üssü mevcut ve bizim Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir. Şu anda biz bütün bu olup bitenleri adım adım takip ediyoruz. Bugünkü zaten özellikle Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra yapmış olduğumuz basın açıklaması bunları içeriyor. Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının da ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen, hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada bir de silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz duracak mıyız? Duramayız. Biz de ne yapıyoruz? Tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa bu konuda bu adımları attık, atıyoruz ve atacağız da. Bizim şu anda zaten açıkça söylüyorum, 40 bine yakın orada askerimiz var. Ama bunun dışında da şu anda orada bizim silah, mühimmat, araç gereç vesaire. Bu konularda da hem kara, hem hava, hem deniz. Bütün bunlarla ilgili adımımızı atıyoruz. Bu son adımın da cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını herkesin bilmesi gerekir. Anlaşılan şu ki Amerika ambargoyu kaldırsa da kaldırmasa da attığı adımlarla Türkiye sen ne yapıyorsan yap diyor.
Şimdi Lozan'a baktığımız zaman, Lozan'da bir defa buralar silahtan arındırılmış adalardır. Ama silahtan arındırılmış olması gereken bu adalara Amerika maalesef ne Lozan'ı dinliyor, ne bu noktada Paris Anlaşması'nı dinliyor. Bunların hiçbirisini dinlemeden bu adımları atıyor ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oldukça açık ve net bir şekilde Türkiye'nin bu yaşananlar karşısında kayıtsız kalmayacağını ve gereken neyse yapılacağını tüm dünyaya duyurmuş oldu. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta yoğun bir askeri gücü olduğunu ve yaklaşık 40 bin civarında askerimizin orada bulunduğunu aktaran Erdoğan, olası bir durumda Yunanların ve Rumların nasıl bir güçle karşı karşıya kalacağını da üstü kapalı bir şekilde açıklamış oldu. Ayrıca buradan anlayabileceğimiz bir diğer şey ise, Türkiye'nin 7 gün 24 saat aralıksız bir şekilde, özellikle Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını uçurduğu, bu İHA ve SİHA'larla sürekli olarak keşif ve istihbarat uçuşları yapıldığı kesin olarak öğrenilmiş oldu. Yunanistan'ın sınırlarımıza yakın bölgelerde attığı her adımı izlediğimizi, attığı ve atacağı her türlü adımdan haberdar olduğumuzu bilmesi gerekiyor. Türk milleti yüzyıllardır istihbarat meselesinde oldukça başarılıdır. Türkiye'nin istihbarat servislerini kimse hafife almamalı diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.